Fem Konuş ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Söz Hakkı programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu akşam söz hakkında dernekleri konuşacağız, sivil toplum örgütlerini konuşacağız. Dernekçilik nedir? Ne işe yarar? Ne iş yaparlar? Onları konuşacağız efendim. Kim var konuğum? Hemen isterseniz sevgili konuğumla sizleri tanıştırayım. Afyonkarahisar İl Dernekler Müdürü Sayın Nuri Ahmet Gök. Evet. Bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi dernekçilik günümüzde çok önemli. Hatta bazen aman benim üzerime kalmasın da kim yaparsa yapsın gibi algılamalarla da karşı karşıya gelebiliyor. Fakat bazen sivil toplum örgütlerinde kanaat önderlerini de oluşturuyor dernekçilerimiz, derneklerimiz. Bugün dernekleri konuşacağız. Dernekleri tabiri caizse masaya yatıracağız. Ahmet Bey ilk sorum. Ahmet Bey, Osmanlılarda, Osmanlı döneminde bile dernekçilik evet. varmış. İsterseniz geriye gitmeden önce dernek nedir? Nedir? Evet. Ne görevler yapar? Oradan evet. başlayalım isterseniz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Teşekkürler. Saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz vatandaşlarımıza, dernek yetkililerimize. Şimdi dernek nedir? Dernekçilik nedir? Sivil toplum nedir? Tabii tarihsel bir süreç, bilgilendirelim. Dernek ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere 7 gerçek ve tüzel kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir tüzel kişilik. Dernekçilik işte bu faaliyetin yürütülmesi. Tabii sivil toplum dediğimiz zaman ne anlıyoruz ve dernekler bu sivil toplum olgusunun neresinde? Sivil toplum aslında ucu açık bir kavram. Evet. Ben onu yine de kavramsal derken bir izahını yapayım. Toplum olarak zaman içerisindeki siyasal, kültürel, ekonomik yapılardaki değişimler sivil toplum dediğimiz olgu içerisinde şekillenmekte. Evet. Bu da işte dernekler, sendikalar, odalar diye şeklinde devam ediyor. Tabii bu oluşumlar içerisinde derneklerimiz dediğimiz gibi şimdi bu odalarımız, sendikalarımız mutlaka bir noktada faaliyette bulunmanız gereken bir alan içerisinde olmanız gerekiyor. Örneğin evet. sendika üyesi olmanız için bir kamu çalışanıdır veya işte bu noktada bir özel sektörde olsa bir bağlantınız olması gerekiyor. Oda mensubuysanız faaliyette bulunduğunuz yer bir ticari noktada, bir mesleki nokta olmanız lazım. Ama dernekçilikte böyle bir durum yok. İşte fiili ehliyetine sahip olan her Türk vatandaşı, her vatandaş dernek kurmaya, derneğe üye olma hakkına sahip. Dediğimiz gibi dernekçilik gönüllülük esası. Yani hiçbir beklenti olmadan topluma bir katkı sağlamak. Evet. Tabii bu insanların niyetleri doğrultusunda şekillenen bir olay. Kimi hayri noktada hizmetler için kendini adamış dini hizmetlere, camilerimize, Kur'an kurslarımıza bir hizmet vermek için orada her türlü noktada artık birikimini harcıyor. Tabiri caizse ömrünü, evet. bir maddi birikimini. Diğer noktada kişiler işte sporla ilgisi varsa aynı şekilde kültürel noktada falan böyle devam eden bir olgu. Evet. Tabii çok farklı bir alan. Korunması, gözlenilmesi gereken bir olay. Dernek ya da dernekçilik muhakkak önemli değil mi? Sivil toplum örgütleri tabii ki çok çok önemli ama dernekler de önemli. Tabii tabii. Yani bu manada vatandaşın derneklere daha doğrusu dernek kurabilmeleri, o işi, faaliyeti yürütebilmeleri çok çok önemli. Ancak Osmanlı'ya dönelim, dönelim isterseniz. Dönelim. Biraz ben onu anlatayım. İşte o zaman nasılmış, nasıl evet. bir kanun çıkartılmış? Evet. Neydi o zaman dernekçilik? Şimdi bu insanlığın gönlünde yatan dediğimiz gibi etrafıma faydalı olmalıyım. Hı-hı. İnsanlara faydalı olmalıyım. Dürtüsüyle çıkan bir olay. Evet. Tabii bunda hakikaten şöyle bir bakarsak ecdadımıza Selçuklular hani Hı-hı. o diğeri de mutlaka devam edip giden bir olay ama Selçuklularda, Osmanlılarda ve devam eden artık Cumhuriyet döneminde Hı-hı. artık şekillenmiş kanunla bir oluşum meydana getirmiş. Ama Selçuklularda, Osmanlılarda şöyle bir yol izlenmiş. Şimdi belli bir muhitte, mahallede bulunan insanlar, Hı-hı. bakın aslında şekil noktasında farklı var ama uygulamada yine farklılık yok. Evet. İnsanlar bir araya gelmişler, ya mahallemizde ihtiyacı olan insanlar var. Veya bizim işte şöyle bir sorunumuz var. Hı-hı. Bunu nasıl çözelim? Bunu kağıda yazıya dökmüşler. Götürmüşler mahalli kadıya, onu tasdik ettirmişler. Hı-hı. Şu anki bizim yaptığımız, hani kişilerin tüzük, dernek tüzüğünü Hı-hı. hazırlayıp, Hı-hı. Getirip valiliğimize işte müracaat edip derneğin kuruluşu nasıl onay veriyorsak hı hı. Aynı yol izlenmiş şimdiye kadar. Yani değişen bir şey yok. Evet. Ama
Tabii bunun 1908 yılı ikinci meşrutiyet ilanına kadar bir şeyi yok. Kanuni düzenlemesi yok. Evet. Bu şekilde gelmiş. Hı hı. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilanından itibaren 353 sayılı, yani Fransa'dan uyarlanan bir cemiyetler kanunu var. Evet. Ki 1909 yılında yürürlüğe girmiş bu kanun. Hani ilk olması biraz şey olmuş bu kanun. Bizden ziyade bir örnek alınma bir kanun. Evet. Ama ilk olması noktasında, yani ilk başlangıç noktası önemli. Tabi ondan sonraki ben süreci de size arz edeyim. Lütfen. 353 sayılı bu cemiyetler kanundan sonra tabi değişiklikler var. 1938 yılında 3512 sayılı dernekler kanunu çıkmış. Daha sonra 1971 yılında 1630 sayılı kanun çıkmış. Tabi yeni çıkan kanun çıkınca diğeri artık yürürlükten kaldırılıyor. Doğru. Daha sonra 1983 yılında 2009-8 sayılı dernekler kanunu, ki biz o kanuna göre zamanında hükümet komiserliğimiz kavramlı epey bir derneklerimizin köy, kasaba her tarafı görme imkanımız oldu. Bu kanunumuz yürürlükteydi. Tabii bu kanuna dayanan işlemler, yani dernek işlemleri biliyorsun kolluk kuvvetleri ki emniyet birimlerimiz bunu yerine getiriyordu. Onu muhakkak soracağım ama neyse devam edelim bu konuyu bitirdikten sonra çünkü onu da soracağım. Daha önceden 2004 yılında Afyonkarahisar'da İl Dernekler Müdürlüğü de birim oluşturuldu. Ondan sonra vatandaş daha bir rahat etti ama günümüze kadar geldiğimizde kısmını toparlayacak olursak. Dediğimiz gibi 2004 yılında kanunu bir düzenleme ile İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi diye bir birim, ki dernekler daire başkanlığımız oluşturuldu. Evet. Tabii aynı zamanda 2003 yılında oluşturuldu ve illerde 81 il müdürlüğünün kuruluş işlemlerine başlanıldı. Tabii kuruculuk görevi de nasip oldu. Evet. 2004'ten itibaren başladık. Valiliğimizde hizmetteydik. Ki bir sene önce oradan şu anki eski adliye binasında taşındık. Hizmet veriyoruz. Tabii amaç neydi? Şimdi bu sivil toplum örgütü, yani derneklerimiz neden dernekler emniyetten alınıp sivil bir birime verildi? Şimdi biliyorsunuz bu İzmit Kocaeli depremi Türkiye'de bir şeylerin uyanmasına sebep oldu. Evet. Deprem olduğunda ilk koşan, hatta bizim bir tanıtım CD'miz vardır. Biz bunu olabildiği kadar derneklerle bir araya geldiğimizde göstermeye çalışıyoruz. Burada ilk bu olaya koşan derneklerimiz. Evet. Kendini gösterdi. Yani devlet bir şekilde farkına vardı bu işin. Yani hem gönüllülük esasına göre iş yapan insanlar hem de bu insanlar madem bu iş yapıyorlar zorlanmadan. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İşlemlerinizi bir güvenlik birimi takip ediyor. Yani o psikoloji birazcık... Onu da soracaktım. Evet. Çünkü daha önceden 2004 yılından önce derneksel faaliyetler sürekli emniyet mensuplarıydı. Daha doğrusu emniyet müdürlüğü yapılıyor. Öyle diyelim. Emniyet müdürlüğünden takip ediliyordu. Vatandaş her ne kadar hiçbir iş yok ama emniyetten çıktığı zaman hani o toplumsal korku ya da toplumsal işte Ahmet Bey'i emniyetten çıkarken görmüşler. Hayırdır bir sıkıntı mı var gibi algılanmaya başlamıştı ki. Evet. Bu noktada 2004 yılından sonra gerçekten böyle birimin kurulması çok çok faydası oldu. Sizin gözlemleriniz nasıl ya da vatandaştan, dernek başkanlarından bu konuda gelinen tepkiler nasıl oldu? Şimdi Yasin Bey şöyle bir şey vardı. Biz 89'dan itibaren bu derneklerimizin çalışmalarını biliyorduk. Niye biliyorduk? Dediğimiz gibi hükümet komiserliği diyen bir önceki kanunda olan bir olay vardı. Buralarda gidip dernekten çalışmanı görüyoruz. Dediğimiz gibi altyapısı olmayan bir alan. Yani insanlar gönüllülük esasında bir yere gelmişler. Ya başta Allah rızası için bir iş yapıyorlar. Diğer noktada işte gönüllerine göre toplumda kanunlarla tanımış alanlarda bir şeyler derdiler ama bunu yaparken dediğimiz gibi o psikoloji vardı. Yani olayın emniyet birimlerinin yani emniyete gel, emniyetten git, işte orada falan. Tabii bu biraz daha yerel noktada, biraz daha o psikolojiden çıkarılması için böyle bir durum zuhur etti. Bir de biliyorsunuz Avrupa Birliği süreci yaşanıyor. Avrupa Birliği sürecinde sivil toplumun, yani sivil inisiyatifin biraz daha rahat bağımsız hareket edilmesi lazım. O yüzden bu hükümet komiserliği kavramı da kaldırıldı. Dernekler biraz daha bir sivil birimden hizmetlerinin yürütülmesi, yani kendilerine bir özgüven kazanmaları istenildi. Bundan dolayı da böyle bir düzenlemeye gidildi. Bu ne getirdi?
Hakikaten psikolojik noktada şimdiye kadar emniyet müdürlüklerimiz gayet güzel bir şekilde teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Yani yine de herhangi noktada her zaman desteklerini aldığımız bir durumdur. Vatandaş açısından dediğiniz gibi bir şey getirdi. Rahatlama getirdi. Doğru. Şimdi düşünün ki siz yani o psikoloji vardır hep bizde. İşte adliyeden çağrıldım, emniyetten jandarmaya gittim falan. Yani normal sıradan bir iş için bile gitseniz bir orada gerilir insan. Doğru. Ama bir tapudur, nüfus müdürlüğüdür, işte ne bileyim belediye gittik falan. Rahatlıkla arkadaşım benim şöyle bir işim vardı falan. Böyle bir rahatlama geldi. Derneklerimizden biz bir sene bunu dinledik. Bir yıl 2004 yılında. Yani biraz daha bu psikoloji bize rahatlık getirdi. Daha böyle rahat hareket ediyoruz gibisine. Evet. Yani olumlu bir gelişme ne oldu? Biraz daha kendine özgüven kazandıklarını gördük yani. Müdürüm, Afyonkarahisar'da 1154 tane dernek var. Evet. Derneklerin çok olması o ile fayda mı sağlar, yani katkı mı sağlar, yoksa eksi mi getirir? Oradan bakmak gerekirse, o pencereden bakmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Evet, ben şöyle diyeyim. Ne kadar gelişmiş bir sivil toplum, yani dernekler tabii bu işin merkezinde, o kadar gelişmiş bir ülke demek lazım. Evet. Şimdi ülkemizin gelişmişlik derecesini ölçerken, şimdi şuna bakar mısınız Yasin Bey? Amerika'da, Avrupa'da işte lobi kavramı var biliyorsunuz. Evet. Herhangi bir o ülkenin aldığı kararda bile o lobinin güçlü bir etkisi var. Şimdi lobi dediğin olay aslında bu derneklerimizin veya oradaki derneklerin faaliyetleri. Şimdi düşünün, görüyor musunuz Afrika'da, Somali'de veya Kenya'daki bir dernekler veya işte ne bileyim bir lobi faaliyetinin kendini gösterdiğini. Demek ki gelişmiş ülkelerde gelişmişliği kadar bu sivil toplumun, bu dernekçiliğin ne kadar ortaya çıktığı, önemini ortaya çıktığını görüyorsunuz. Tabii bu ülkemiz için de çok önemli. Ülkemizin dernekler bir açıdan da şöyle bir durum da var. Toplum adına söz sahibi olan insanlar. Evet. Lokomotif gören bir yapıya sahipler. Yani dünyadaki bütün gelişmeleri, bütün çalışmaları ülkemize aktarma. İldeki atıyorum harekete geçirilmesi gereken bazı şeyleri bu derneklerimizin desteğiyle mesela insan hakları alanında olabiliyor bu olay. Arkasından ne bileyim alınan herhangi bir devletin uygulamalarında biz de varız. Ki yine örnek vereceğim şimdi size geldiğimiz noktaya. Bunu gösteriyor. Yani devlet ama toplumun adına sözcülük olan bu dernekler, sivil toplum. Artık bunsuz yürümüyor işler. Devlet ben bir karar aldım, vatandaş bu işi uygulasın. Ama bu arada bu işler yaparken bu derneklerimiz, sivil toplum da yani olayın en olması gerekenini toplum adına yansıtıyorlar. O zaman şöyle bir soru hemen aklıma geliyor Sayın Müdürüm. Türkiye'de biraz önce Amerika'da lobilerden bahsettiniz. Çünkü okyanusun öbür tarafındaki lobileri biz burada konuşabiliyorsak gerçekten çok iyi faaliyet gösteriyorlar anlamındadır. Evet. Afyonkarahisar'a gelince ya da Türkiye'ye gelince bu sivil toplum örgütleri yeterince toplumsal olaylarda iyi veya kötü seslerini duyurup gerçek faaliyetlerini, gerçek kimliklerini ortaya koyabiliyorlar mı? Şimdi bu tartışılır. Evet. Niye tartışılır? Şöyle bakmak lazım. Sizler daha yakından takip edebiliyorsunuz. Yani ilimizdeki herhangi bir olayla diyeyim, durumla. Evet. Bunlar daha doğrusu derneklerimiz kendini ne noktada gösterebiliyor? Bu bizim gelişmişlik olduğumuz bir şeydir. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Artık eskiden mesela devletin bir kurum komisyon oluştururken kurulu oluştururken genelde kurum müdürlerinden kurum yetki oluşan bir durum vardı biliyorsunuz. Evet. Artık bunların arasında kim var şimdi? Derneklerimiz var. Sivil toplum örgütü ağırlıklı. Mesela en sevinilen olayları söyleyeyim şimdi. Belediye de mesela aynı şekilde. Belediye kent konseyinde olsun. Evet. Yani belediyemize bu arada teşekkür ederiz. Sayın Başkanım da hassasiyeti var yani derneklerimizle ilgili. Sayın Valimiz de aynı şekilde her zaman kapısı açık. Rahatlıkla derneklerimiz çalışmalarında onu iletiyorlar. Biz de bu arada iletmiş olalım. Örneğin mesela en son 21'inde sizler de biliyorsunuz Aile Sosyal Politika İl Müdürlüğümüz bir toplantı yaptı. Halk Eğitim Merkezi'nde. Şimdi orada yani devletin uyguladığı bir alanla ilgili 35 kadın dernek başkanımız vardı. Evet. Yani devletin kurumlu müdürleri işte yetkililer ama 35 de bayan dernek başkanımız vardı.
O da güzel. Yani şimdi diyor ki artık ne varsa sivil toplum da var. Hı hı. Sivil toplumsuz bir hayat düşünülmez artık. Doğru. Sayın Müdürüm, sanırım dernekler kanununda da bir değişiklik söz konusu oldu ki bu noktada dernekler için de çok çok önemli. Evet. Bunun bilinçlendirilmesi, onların dernek başkanlarının, dernek yöneticilerinin değiştirilen yasayı bilmeleri çok çok önemli. Evet. İsterseniz o konuya bir girelim efendim. Nelere dikkat edecekler? Buyurun. Evet. Şimdi derneklerimiz, biz yine şöyle bir hemen geriden toparlarsam. Tamam. 2004'ten itibaren kuruluşumuzda yaptığımız, ben onu biraz siz demiştiniz ama kelimelerimizin arkasında kaldı. Şimdi 2004 yılında Dernekler Müdürlüğümüz kurulduktan sonra nasıl bir çalışma oldu? Öncelikle bizim en ağırlık verdiğimiz olay arşiv hizmetleriydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Hep dosya sistemi, evraklar alıyorsunuz. Bunu bir yerden muhafaza ediyorsunuz. Aradan bir 5 sene, 10 sene, atıyorum 20 sene geçince bu artık okunmaz, silinmez bir hale geldi. Evet. Kullanılmaz hale geliyor. Ama şimdi biz 2006-2007'de 2 yıl bir sürdü dönemde bir çalışmamız oldu Burada 400 bin üzerinde sayfayı scanner'dan tarayarak e-arşiv sistemine kaydettik. Artık bir dernekte bağlantısı olan bir insanın 100 sene sonra siz onun kaydını torunları çıkarabilir. Torunları çıkarabilecek, doğru, güzel. Bunlar yapıldı. Arkasından tabii şöyle bir değişikliklerimiz de oldu bizim. 2004 yılında dernekler kanunu değişti. Hemen akabinde bu kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan dernekler biliyorsunuz. Evet. Biraz onlar muzdarip olan bir konuydu. Zorunlu bağış alma kurumların falan. Evet. Biz daha önceden hatırlarız. Hep genelgelerle ya biraz daha bunda hassas olunması falan ama 2004 yılında 4702 sayılı bir kanun çıkarıldı. 4702 sayılı. Burada dediler ki kamu kurum ve kuruluşlarında dernekler bulunamaz, ismini kullanamaz. Biz burada bir çalışma yaptık. 258 derneğin ismini değiştirdik. İsim değişikliği, adres değişikliği. 158 dernekte feshetti kendine. Evet. Bu çalışmamız, arkasından dediğim gibi arşiv çalışmalarımız oldu. Onlarla ilgili bir süreç takip ettik. Ondan sonra olabildiği kadar toplantı, bilgilendirme toplantılar ki Afyon'da bir ilk yaptık 2008'de. Evet. 170 dernek, siz de vardınız herhalde. 170 derneğimizle ama arkası tabii biraz şey oldu biraz. Gelmedi gibi oldu. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi diğer noktada şifre kullanmayla ilgili derneklerimize dernek kullanıcı şifresi verdik. Buradan işlemlerin ki sizin biraz önce bahsettiğiniz olay. Artık işlemlerinin derbi sistemi dediğimiz bir proje var şu an. Onu önümüzdeki artık aylarda uygulaması ile ilgili tekrar kamuoyunu bilgilendireceğiz. Derneklerimiz, dernek yetkililerimiz o şifreyle girip işlemini yapabilecekler inşallah. Evet. Gerçi yönetmenimiz duyuruyor. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ancak şunu da merak ediyorum Sayın Müdürüm. Reklam arasına gitmeden bunu da sormak istiyorum. Afyonkarahisar için söylenmek gerekirse, daha doğrusu Türkiye genelinde de bu Afyonkarahisar ve Türkiye'yi yansıtıyor. Üç kişiden biri dernek başkanı mıydı? Sizin böyle bir sözünüz vardı. Evet, doğru. Şimdi bir istatistik çalışması yaptık Afyon'da nüfus orantımızla ilgili. Şimdi her 17 kişiden biri bizde dernek yetkilisi, başkanı, üyesi, denetim gibi. Böyle bir durumumuz var. 17 kişiden bir kişi dernekçi Afyon'da. Ne güzel. Evet. Evet, sevgili izleyiciler, Afyonkarahisar İl Dernekler Müdürü Sayın Nuri Ahmet Gök'le birlikteyiz. Efendim, dernekleri masaya yatırıyoruz, dernekleri konuşuyoruz. Osmanlı döneminde dernekçilik nasıl başlamış? Biraz kanunsuz yürümüş ama hep sivil toplum örgütlerinde, sivil toplum örgütleri her zaman kendilerini ön plana çıkarmayı başarabilmişler. Bu manada biraz önce Sayın Gök, bir toplumun gelişmişliğini ölçmek, daha doğrusu kıyaslamak gerekirse oradaki dernekçiliğe ve sivil toplum örgütlerine bakın dedi. Ama ben yine bu konuda biraz tereddütlüyüm çünkü Afyonkarahisar düzeyinde eğer baz almak gerekirse sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri bence yeterince performanslarını ortaya koyamıyorlar. Tamam, birçok güzel işleri imzalatıyorlar ama bence derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin yeri şu anki durum değil. Kısa bir reklam arası. İnsanlığın ilk keşiflerindendir taş. Evler, saraylar, hanlar, hamamlar yaptılar. Takılar, heykeller, surlarla yeryüzünü süslediler. Taş deyip geçmeyin. Şimdilerde önemli bir sektörün ham maddesi taşlar. Mermer, granit, bazalt, kayrak,
ve diğerleri. Sektörlerden haberleri, gelişmeleri, sorunları uzmanlarıyla ve lobi başkanlarıyla tartıştığımız sektörün nabzını tutan program Taş Zamanı, Mehmet Abdioğulları'nın sunumuyla Kanal 3 ekranlarında. TV Mobil uygulamasıyla Kanal 3 kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry'e, Android'den Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgesellerden dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını da ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyenler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Yine muhteşem bir ürün ve muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Bugün sizlere teknolojinin son harikası sözünü hak eden muhteşem bir cihazdan bahsedeceğiz. 4000 kanal hafızalı, 41 adet uydu fonksiyonuyla Hotbird, Eutelsat Sirius gibi artı 18 şifreli kanalların da şifresini çözerek sizlere Full HD yayın alma özelliğine sahip bu muhteşem uydu alıcısını ulaştıracağız. Bakın, tamamen yerli üretimi, üstelik 2 yıl garantili, kullanımı çok basit, yer kaplamayan, kablo kirliliğini ortadan kaldıran otomatik manuel kanal arama desteği sayesinde, şebeke arama desteği sayesinde, bir de uydu için bilinmeyeni bulma özelliği sayesinde yeni eklenen kanalları veya frekansa değişen kanalları otomatik bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak. Yani ikinci bir insana minnet etmeden yeni kanalları tek başınıza ekleyebileceksiniz. Tamamen Türkçe menüsü söz konusu. Alt yazılı sesli bir menü sistemi sayesinde de her yaştan izleyenimizin, her yaştan bizleri şu anda izleyen dostlarımızın kullanabileceği muhteşem bir cihaz. Bakın, kullanımı çok basit. Kablo kirliliğini ortadan kaldırıyor, cep telefonu büyüklüğünde. Üstelik tatile gittiğinizde, memleketinize gittiğinizde cebinize koyup götürebileceğiniz büyüklükte bir cihaz. Ne yapacaksınız? Bu cihazı alarak çanak antenden gelen, uydu anteninizden gelen kabloyu buraya bağlayacaksınız, antenden gelen. Ve aynı zamanda size ulaştıracağımız adaptörünü taktıktan sonra da bir de kumandamızın görmesi için gerekli olan gözümüz var. O gözü de yerine taktığımız an itibariyle 4000 kanal hafızasıyla ve 41 tane uydu fonksiyonuyla Full HD yayın alma özelliğine sahip olacak bu muhteşem cihazda sizin televizyonlarınız. Evet sevgili izleyenler, bakın 16'ya 9, 4'e 3 ekran özelliği var. Nedir bu özellik? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Herkesin evinde LCD ekran televizyon olmayabilir. Özellikle de Anadolu'da yaşayan dostlarımızın, izleyenlerimizin evinde LCD ekran olmayabilir. Benim televizyonum eski demeyin. Bütün televizyonlarla uyumlu. Üstelik 16'ya 9, 4'e 3 ekran özelliklerine sahip olduğu için de hem tüplü ekranlarda hem de LCD ekranlarda aynı güzellikte göstermekte olan bu cihazımız bugün muhteşem bir kampanyayla sizlere ulaştırılacaktır. Şu dakika itibariyle 5 dakikalık süre içinde altta gördüğünüz numarayı aradığınız takdirde, numaramızı düşürdüğünüz takdirde, evet numaramızı düşürebildiğiniz takdirde 145 lira değerli olan, piyasada 145 TL olan bu cihaza kargo, KDV, ekstra hiçbir ücret ödemediğiniz gibi üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapıya kadar teslim ve kapıda ödeme kolaylığıyla 59 liradan sahip olacaksınız. Bakın, parayı gönderin, cihazı gönderelim değil. Cihaz kapıya geliyor, teslimatla ödeme kolaylığını sizlere sunuyoruz. Rus kanalları, Brezilya kanalları, Arap kanalları, akla gelen bütün dünya kanallarını, belgeselleri, sinema filmlerini, spor müsabakalarını ücret ödemeden izleyeceksiniz. Ve bu muhteşem cihaz bugün sizlere müthiş bir kampanya ulaşacak değerli dostlar. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hangi köyünde, hangi nahiyesinde olursanız olun, kapıya kadar geliyor. Üstelik kapıda ödeme kolaylığıyla sadece 59 TL'ye. Yapmanız gereken, ki zamanımız azalıyor, 5 dakikalık süre içinde altta gördüğünüz numarayı aramak. Numarayı düşürebilen herkes kampanya dahil olacak. El büyüklüğünde, cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz. Kablo kirliliğini ortadan kaldırıyor. Üstelik kumandasına ve kumandasındaki piline kadar biz ulaştırıyoruz. Ekstra hiçbir masraf yok. Bay bayan her yaştan herkesin montajını kolayca yapacağı bir cihaz. Antenden gelen kabloyu bağlıyorsunuz. Elektrikle buluşturuyorsunuz. Bir de göndermiş olduğumuz kumandamızın görmesi gereken gözü var. Evet, televizyonun üst tarafına yapıştırıyorsunuz. Bu gözü gördüğü an itibariyle kanal değiştirebilir veya herhangi bir ayar yapmak için kumandamızı bu gözle temas halinde bulmanız lazım. Evet, temasınızı bu gözle kuracaksınız.
kumandamızla beraber. Sevgili izleyenler, bu muhteşem cihaz bakın yer kaplamıyor. Üstelik 360 derece dönebilen ucu var. Bu uç istediğiniz gibi kullanılabilme özelliğine sahip, yer kaplamıyor. Sizin televizyonunuz ne şekilde duruyorsa artık televizyonun yeri değiştirmeye gerek yok. Sadece cihazı takarak cihaz televizyona uyum sağlıyor. Yani televizyonunuz cihaza değil. Böyle bir özelliği var. SCART girişine taktıktan sonra da çok basit. SCART girişine taktıktan sonra da 4000 kanal keyfini izliyorsunuz. 2 yıl garantili bu muhteşem cihazımız 81 ilde yaygın servis ağı ve Yumatu kalitesiyle Yumatu garantisiyle sizlere ulaşıyor. Bakın şu anda elimde kullanma kılavuzuyla beraber servis noktalarının adreslerinin mevcut olduğu garanti belgesiyle beraber sizlere ulaşıyor. 2 yıl garantili bu cihaz 81 ilde yaygın servis noktalarına sahip ve Yumatu garantisi ve kalitesiyle sizlere ulaşıyor. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Söz Hakkı programında Afyonkarahisar İl Dernekler Müdürü Sayın Nuri Ahmet Gök'le birlikte. Biraz önce söyledim ya, dernekler kanununda bir değişiklik var ve dernek başkanlarının, dernek yöneticilerinin muhakkak bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor ki Sayın Ahmet Bey'i bunun için programımızda konuk ettik. Değişen nedir? Dernek evet. Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek başkanı nelere dikkat etmelidir Sayın Müdür? Evet. Şimdi bu da tam isabetli oldu aslında programımıza da bir durum. 21 Ocak itibariyle dernekler yönetmeliğinde hakikaten bir hissedilir değişiklik oldu. Bununla ilgili hatta bugün ilgili yerlere ki 17 ilçe kaymakamlığımıza zaten bir yazıyla konuyu ilettik. İlimizde derneklerimize de aynı şekilde hem buradan iletmiş olalım değişikliği. Evet. Yine biz onlara... Biraz önce de bahsettiğim gibi bir SMS sistemimiz var bizim. Bu SMS sistemimizde işte genel kurulu gelenler, beyanname süreci, işte bilmeye gereken hususlar orada iletiyoruz. Yine evet. de bu konuda ileteceğiz kendilerine. Şimdi bu değişiklik neler oldu? Derneklerimiz biliyorsunuz defter tutmada, bilhassa bilanço esasına göre defter tutmada bir düzenleme yapıldı. Ki en son 2012 yılı Mayıs ayında bir daha önceki düzenlemede artık şu derneklerin şubeleri de yani genel merkeze başka yerde olan derneklerimizin şubeleri de bilanço esasına göre geçtiler. Defter tutma usulüne geçtiler işletme esasına. Tabi bu da neye getirdi? Envanter defteri, bilanço defteri, işte kasa defteri gibi bir defter tutma yükümlülüğü de getirmişti. Evet. Şimdi yeni düzenlemede şöyle bir durum var. Envanter defterinin tutulması kaldırıldı. Zorunluluk kaldırıldı. Büyük defter tasdik olmadan tutulma imkanı getirildi. Bir tek kasa defterinin artık sürekli takip var. Yeni evet. düzenlemede. İkinci bir olay. Derneklerimiz bağış yalnız yardım toplama değil. Bağış alma. Yani alındığı belgesini bu bağışlarını alındığı belgesinde kesip düzenliyorlardı. Tabi bununla ilgili yetki belgesi. Eski kanunda valilik olaraktan verilen bir belgeydi. Daha sonra bu dernek başkanları kendileri hazırlıyorlardı. Üç suret. Evet. Artık yeni düzenlememizde bu yetki belgeleri yönetim kurulu yetki belgesi yine gerek kalmadı. Yani o yetki belgesini çıkarıyorlardı, bize getiriyorlardı, sıra numarası veriyorduk falan. Bu düzenleme kaldırıldı. Ne yönetim kurulu. Evet. Yani yönetim kurulu içinden birisine yardım toplama, pardon, bağış alma oyunda ona gerek yok artık. Ama yönetim kurulu dışındaysa bir yetki belgesi düzenleme getiriliyor. Evet. Tabi bunda da ne vardı? Eskiden yönetim kurulu süresince diye bir ibare falan 3 senelik bir süreç veriyordu. Şimdi 1 yıla indirildi bu. Böyle bir düzenleme var. İkinci bir olay, derneklerimiz
Artık genel kurulların duyuru dediğimiz, hani 15 gün önceden gazetede ilan, yazılı bir duyuru şekli vardı. Buna bir ekleme yapıldı. Mahalli imkanlarla da duyuru diye bir şey getirildi, bir uygulama getirildi. Biz şimdi diyorduk hatta daha öncekinde ya işte bazısı böyle belediye hoparlöründen ilan ettik falan gibi. Ya kardeşim işte gazete ilanı yazılı bir durum var diyorduk ama yeni düzenlemede adam icabında şey yapabilecek yani. Belediye hoparlöründen ilan edilebilecek. Benim derneğim, mahalli imkanlar diyor şimdi yani. Orada. Bu bir rahatlama meydana getirdi. Tabii matbaalarımız bizim için şu an önemli bir durum var. Mevcut ellerindeki derneklere ait alındığı belgesi, aynı yardım teslim belgesi, aynı yardım alma belgesi bunlar yeni düzenlemede farklı olduğu için onlara birebir hatta bugün bir yazı çıkardık. Onları Afyon'daki bütün matbaalarımıza iletiyoruz, ilçelerimize iletiyoruz. Yani artık yeni şekli bu olmuştur diye. Böyle bir çalışmamız var. Dediğimiz gibi diğer noktada o derbis bizim için önemli. Evet. Artık o uygulamaya geçtikten sonra dernekler işlemlerini dijital ortamda yapacaklar. Yani bize gelmesine gerek kalmayacak. Evet. Aldığı o dernek kullanıcı şifresiyle ki daha uygulamaya geçmedik yalnız onu duyuracağız. Evet. Oradan girip işlemlerini bize iletebilecekler. Yani teknolojiye tamamen ayak uydurdu İl Dernekler Müdürlüğü. Müdürüm merak ettiğim bir konu daha var. Bazen köşe başlarında birkaç çocuğun eline tutuşturulmuş gazete mecmua ya da bazıları takım elbise kravatla işte şu dernek adına şunları satıyorum gibi. Evet. Buradan vatandaşa ne söylemek istersiniz bu noktada? O gerçekten dernek adına mı çalışılıyor ya da orada başka bir entrikalar dönüyor mu? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Artık işlemlerimiz hakikaten dijital ortamı takip ediliyor. Örneğin yardım toplama 2860 sayılı yardım toplama kanunundaki işlemler de müdürlüğümüz yerine getiriliyor. Şimdi biz burada izin verdikten sonra sistem üzerinden, kendimize ait sistem üzerinden tüm illere uyarıyoruz. İşte şu vatandaşlara, şu derneğe yardım toplama izni verilmiştir şu kadar süre, şu amaçla diye. Yani gidildiği zaman falan mesela Afyon Dernekler Müdürlüğü'nce Afyon'da bulunan bir derneğe izin verdik değil mi? Türkiye genelinde. Evet. Kars'ta gittiği zaman Kars Dernekler Müdürü onu görebiliyor. Sen buradan böyle bir izin almışsın, vardı yoktu. Tabii sizin konumuza gelelim. En muzdarip olan şeyden bir tanesi. Bazen bu suistimal edilebiliyor. Hatta biliyorsunuz bir derneğimizin İsmail Bey bizim hassastır o konularda arkadaşımız. Başına da geldi. Yani işte bazı yani şehitlerimizin, gazilerimizin adına kurulmuş olan veya engelliler adına kurulmuş olan derneklerimizi göstererek işte gazete satıyoruz, dergi satıyoruz falan. İşte bunlar şehitlerimize gidecek. Tamamen özürlü kardeşlerimize gidecek. Evet. Şehitlerimize diyorum. Şehit yakınlarımıza gidecek, gazilerimize gidecek gibi satışlar maalesef var. Şimdi burada vatandaşımızın şu duyarlı göstermesi lazım. Tabii vatandaş böyle bir hizmet yapabilir mi? Yapabilir. Ama bunun bir mevzuat noktasında olması gereken var. Birincisi bu iş yapacaksa bir dernek olması lazım. İkincisi bu iş yapacaksa işletme statüsünde olması lazım. Maliye kaydı olması lazım. Elinde o konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu yani o şey vardı, logo vardı biliyorsunuz. Makbuzu olması lazım. İkincisi kapıdan satış belgesi dediğimiz sanat ticaret yani bilim teknoloji müdürlüğüne alınmış bir belge olması lazım. Böyle bir şey satıyorsa dergi, gazete bunu genelde şimdi götürüp içeriğiyle ilgili işte o ilin basın savcılığından bir aykırılık olmadığına dair falan bunlar var. Evet. Vatandaş bunları ne yapıyor? Bir de yetki belgesi olması lazım. Yani bunlarla ilgili. Bunu göz ardı edip çıkıyor piyasaya bu işi yapıyorum diyor. Yani tabiri caizse biraz suistimal uygulayan bir alan. Evet. Vatandaşlarımız şunu yapsınlar. Muzdarip oldukları bir şey gördüklerinde lütfen 155 arasınlar. Yani veya dernekler müdürlüğümüze bilgi versin. Ama en tabii kestirme. Şimdi biliyorsunuz izinsiz yardım toplama 2860 sayılı kanunda kolluk kuvvetleri. Emniyet birimlerimiz. Evet. Orada gereği yaparlar. Hiç yani şey olmaz. Suistimal edenler olmadı mı? Oldu. Haklarına yasal işlem yapıldı. Yapıldı. Yapılıyor da. Dediğim gibi böyle bir durumla karşılaştıkları zaman yani tereddüt ettikleri varsa. Şimdi adam da hayır toplamak için bir cami derneği için çıktıysa makbuzu var, yetki belgesi var. Ama ona bir şey yapamayız. Çünkü niye? O verilmiş yetkisini kullanıyor. Müdürüm burada sıkıntımız yardım toplanmasına karşı değiliz. Verilen yardımlar, verilen nakdi yardımlar gerektiği yere gitsin, amacına ulaşsın. Evet. Yoksa birkaç kişinin cebine inmesin. Evet. Burada korku. Evet. Dediğimiz gibi yani zaten ellerinde bu belge, bu döküman varsa burada bir kaçak bir şey olmaz. Olmaz. Ama vatandaşa üzmeme önemli olan yani yoldan çevirmeler, böyle illaki bir dakika bakar mısınız falan bunlar birazcık tabii üzüyor insana. Evet.
O zaman buradan değerli izleyicilerimize de çağrıda bulunalım. Kesinlikle yetki belgeleri olması şart. Hatta siz sorun bu konuda, eğer böyle bir karşılaştınız, dergi veya mecmu satıcılarıyla karşılaştığınızda muhakkak sorun. Sorun ki verdiğiniz paralar, daha doğrusu aklınızdan işte şehit yakınlarına gider diye düşündüğünüz paralar gerçekten onlara gitsin. Müdürüm, buraları açıkladık. Şimdi bir de dernekler, malum onları konuşuyoruz ama derneklerle il müdürlüğünün arasındaki ilişkiler nasıl? Yani sürekli kafalarına takıldıkları bir soru olduğunda işin açıkçası 2004 öncesinin o sendromunu yaşıyorlar mı? Oradan da bahsetmek gerekirse. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Hani acizane kendi adımıza söylüyoruz. Biz derneklerimizde 25 yılı aşkın bir şeyimiz var derneklerle. Yakınlığımız var. Yani kendi adımıza bunu pay çıkarmayalım ama. Şimdi şu var. Derneklerimize biz her zaman şunu demeye çalıştık. Siz toplumda öyle şeyler imza atıyorsunuz ki yani sizlere olabildiği kadar destek olunması lazım. Tabii biz bardağın dolu tarafından götürüyoruz olayı. Diyoruz ki ikinci adresiniz Dernekler Müdürlüğü. İnanın işimizin, samimiyetimle söylüyorum. Ama bundan biz şeref duyuyoruz. Ha, bakın gerçekten de yerine göre gece de olsa hiç gocunmuyoruz. Cumartesi, pazar olsa gocunmuyoruz. İkinci adres Dernekler Müdürlüğü diyoruz. Birinci adres dernekse ikinci adres Dernekler Müdürlüğü. Evet. Çünkü hakikaten bu arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Derneklerimiz yani olmazsa olmaz böyle. Yani bakıyoruz rengarenk böyle bir renk cümbüşü var bizde. Evet. 154 tane de derneğimiz var. 154 derneğimiz var. Hepsi de sağ olsunlar. Yani topluma bir şeyler katabilir miyiz derdi olan insanlar. Evet. Şunu da soralım isterseniz. Biraz önce derneklerin sizlerden beklentilerini konuşmuştuk ama vatandaşın derneklerden beklentileri neler? Evet. Dışarıdaki vatandaş, sokaktaki vatandaş, tamam 1154 tane dernek var ama onlardan beklentileri neler? Size gelen ya da sizin gözlemlediğiniz, sizin baktığınız pencereden nasıl görünüyor bu? Şimdi vatandaş, hani şöyle bir şey var. Derneklerimiz bir noktada toplumun sözcüler olan insanlar. Yani daha doğrusu topluluklar. Yeterince görevlerini yerine getirdikleri takdirde. Ama bir gelişmelere bakmak lazım. Şimdi ilimizde örneğin, mesela bakarsanız çalışmaları. İnsanlara siz yolunu açarsanız Yasin Bey, yani arkadaşlar özgüveni verirseniz, örneğin arkadaşlarımıza tavsiyemiz de o. Evet. Arkadaşlar herhangi birisi dernek kurmaya geldiği zaman veya bir dernekçi, müdür dernekler müdürüne geldi mi lütfen kaşınız bile yer olmasın. Ben onları her hafta motive ederim. Yani arkadaşlarımız gerçi özverili bir şekilde sağ olsunlar görevlerini getirirler. Kimse bize işe yanmaz. Biz iyi bir ekibiz dernekler müdürü olarak. Güzel çalışmaları da gerçekten imza atıyorsunuz. Yani arkadaşlarımızı sürekli motive etmek. Onlara böyle dediğimiz gibi arkadaşlar şuna giderseniz şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama olmadıktan sonra hiç korkmayın. Siz bu toplumda daha doğrusu ilimizde farklı bir konumunuz, durumunuz var. Gönüllülük esasına göre bir iş yapan kişilersiniz. O yüzden bizimle sürekli istişarenizi yapın ki öyle durumumuz söz konusu. İşimizin demin bahsediyordum. %70'i, %80'i rehberlik oldu artık. Yani şu kararı alacak nasıl yaparız? Tamam şöyle yazarsın olur. Şunu gitsem ne olur? Şöyle gidebilirsiniz. Cep telefonumuz bizim 24 saat açık. Gecenin saat 12'sinde biri de telefon eden dernek başkanlarımız oluyor bazen. Dediğimiz gibi yani bunu gösterdiğiniz zaman bakıyorsunuz bir şeyler harekete geçiyor. İnsanlar üstlenmiş oldukları artık görevlerini daha özgüven içerisinde daha da yaptıklarını görebiliyoruz. Mesela burada yine dediğimiz gibi şimdi şunu düşünür müsünüz? Devlet bakın size kanun düzenlemi yaptı. Yani hakikaten Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey bu. Sivil toplum içerisinde bilhassa derneklerin daha rahat hareket edebilmeleri için bir kanun düzenleme yapıldı. Sivil bir birim oluşturuldu. İlimizde hakikaten söylüyorum bu Sayın Valim başta olmak üzere, belediye başkanımızdan olmak üzere her noktada içli dışlı bir samimiyet söz konusu. Yol gösterme, onlara ne bileyim sağlanan bütün imkanlarla ne varsa artık. Dernekler birim olarak acizane biz olabildiği kadar onların yapılması, yazılması, gidilmesi noktasında yanlarındayız. Artık onlardan ne bekliyoruz biliyor musunuz? Siz dediğimiz gibi toplumun sözcülüğünü olması gereken yerde olmanızı hissettirin. Evet.
Sayın Müdürüm, yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz var. Toparlamak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Evet. Bir kere dernekçilik önemli. Evet. Dernekçilik önemli. Biz şunu bekliyoruz. Lütfen tüzüklerinde yazılı zamanlarda genel kurullarını yapmalarını, adres değişiklikleri, organ değişikliklerimiz, yönetim denetim kurullarını zamanında bildirmelerini. Sonra yine tüzüklerinde çalışma alanı belirlenmiş. Oralarla ilgili ya işte böyle toplantılar, seminerler, atıyorum ilimizde kişileri motive edebilecek çalışmalar, böyle teknolojik gelişmeler ne varsa bunlarla ilgili artık şey bekliyoruz. Çalışmalar bekliyoruz. Evet. Son kanunu, çıkan kanuna da kısacık değinmek gerekirse Sayın Müdürüm, onu da bir hatırlatalım. Sonra programımızı kapatalım evet. Efendim. İşte bahsettiğimiz gibi yani biraz önce biz onlara teke teke ulaşacağız gerçi. Yani bugün ilçelerimize ulaştık. Arkasından basına ulaştık. Daha sonra bugün basına açıklamamız daha var. O da ulaşacak. Yani teferruatını ben biraz daha yazılı bildirim. Evet, yani başlıklar halinde. Başlıklar halinde. Çünkü sadece Afyonkarahisar evet. değil, tüm Türkiye'ye yayın yapıyoruz. O manada evet, belki evet. Kars'ta, Ardahan'da, İstanbul'da, İzmir'de, Manisa'da izleyen dernek vatandaşlarımız da var. Şunu yapsınlar. Dernekler Daire Başkanlığımızın dernekler.gov.tr web sayfası. İlimizde ise after.gov.tr bizim web evet. sayfamız var. Oraya girdiklerinde merak ettikleri her şey var. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür programımıza ediyoruz. Katılıp değerli vatandaşlarımızı, dernek başkanlarımızı, dernek yöneticilerimizi aydınlattığınız için. Sevgili izleyiciler, Afyonkarahisar İl Dernekler Müdürü Sayın Nuri Ahmet Gök'ü bu akşam konuk ettik Söz Hakkın programında. Dernekleri konuştuk efendim. Derneklerin önemini konuştuk. Sivil toplumu konuştuk. Bizden bu akşamlık bu kadar. Haftaya kimselere söz vermeyin. Biz yine burada olacağız. İyi akşamlar.